Kadınca TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Koz Yatağı'nda Şaka Dans'a konuk olduk. Yanımızda Gül Hanım var. Gül Hanım, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz okulumuza. İsmim Gül Yanık. 2 seneyi aşkın bir zamandır bu okulda Zumba öğrencisiyim. Zumba nasıl bir dans türüdür? Teknik olarak fitness'la çeşitli dans türlerinin bir karışımı diyebiliriz. Yani hem fitness yapıyorsunuz hem dans ediyorsunuz. Hem dans etmiş oluyorsunuz hem spor yapıyorsunuz. Ve çok enerji isteyen, aynı zamanda size de enerji veren bir dans türü. Zumba dansında ne tarz kıyafet ve ayakkabılar tercih edilmeli? Bu soruya isterseniz anlatarak değil, yaşayarak cevap vereyim. Şu an üstünde zumba kıyafetleri var. Dersten çıkmış bir öğrenci olarak. Rahat pantolonlar, bu bir zumba pantolonu zaten. Rahat tişörtler ve spor ayakkabı yeterli. Peki son olarak neden şaka dans? Şaka dans çünkü burada kendimi özgür hissediyorum. Çünkü zumba demek bence özgürlük demek ve bu okul o özgürlüğü dibine kadar yaşayabileceğiniz yegane okullardan bir tanesi bence. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhaba, ismim Mehmet Akartuna. 4 aydır tango yapıyorum. Çok keyif alarak yapıyorum tangoyu. Kadınca TV izleyenlerine tango ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tango çok keyifli bir dans öncelikle. Hani başlarken tereddütlerim vardı. 4 ay oldu ben başladı. Şöyle söylediler bana, eğer yürüyebiliyorsan tango yapabilirsin dediler. Şaka dansın hem fiziki koşulları çok iyi hem hocaları çok iyi. Aynı zamanda merkezi bir konum olduğu için ulaşım da çok rahat. Hani kendi aracıyla gelmeyen benim gibi toplu taşıma kullananlar için de çok rahat. Seviyoruz şaka dansı. Şimdi de yanımızda dans eğitmeni ve koreograf Mutlu Hanım var. Merhaba. Merhaba, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, adım Mutlu Cengiz. Dans eğitmeni ve koreografım. Yıllardır bu işi yapıyorum, eğitimi yurt dışında aldım. Ve tabii çok severek yapıyorum. Türkiye'de de son yıllarda son derece dansa ilgi var. Dansa başlamanın yaşı var mı sizce? Ya tabii ne kadar erken yaşta başlarlarsa o kadar iyi olur ama aslında dansın yaşı olmaz. Dansı çok istemek lazım. Müziği çok sevmek lazım her şeyden önce. Yani bizim için kulak çok önemli. O müziği duyabilmek gerekiyor, onu hissetmek, onu içine geçirebilmek gerekiyor. Yanımızda Latin dans öğrencilerinden Nedim Bey var. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, Nedim Ulusoy ben. Yaklaşık 6-7 aydır Latin danslarımla ilgileniyorum. Şaka dansta da aynı şekilde 6-7 aydır öğrenciyim. Kadınca TV izleyenlerine Latin dansı ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Latin dansları kısaca özetlersek cha-cha, bachata, rumba, merengue, kizomba gibi dansları içinde bulunduran bir danslar bütünüdür diyebiliriz. Peki neden şaka dans? Yani neden insanlar şaka dans tercih etmeli sizce? Ben şöyle söyleyeyim. Yani 6 ay önce daha ilk başladığım zaman bir kursta aradığım en önemli özellik samimi ve sıcak bir aile ortamı gibi olmasıydı. Yani aradığım en büyük özellik oydu. Şaka dansa da gelmek de hani bu kararımda hiç yanılmadığımı anlamış oldum. Make it harder.
Bugün Koz Yatağı'nda bulunan Şaka Dans'a konuk olduk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.